Hafız niye gelmedi? Biraz kafasını dinlesin istedim komutanım. Bir durum olursa ben ona haber ederim. İyi yapmışsın. Avcı. Hayırdır? Senden rica etsem... bu mektubu Nazlı'ya ulaştırır mısın? Nazlı mı? Kapanmadı mı o konu? Sandığın gibi değil. Nasıl? Sandığın gibi değil işte. Ulaştırır mısın? Ver, ver. Ben de merak etme. Eyvallah. Oyuncuğum, Erdem Yar Bey'im bile burada. Merhaba. Merhaba. Yavuz komutanım. Merhaba. Ah, Nazlı, Bahar. Su, selam, ne haber? Su, keşke sen de burada olsaydın. Vallahi artık siz geleceksiniz. Babam sorup duruyor. Geleceğiz, geleceğiz. Allah'ın izniyle bu sefer kaçırma yok. Direkt isteyeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Biz de seni öpüyoruz. Hadi boncuğum, öptüm ben de. Ben de seni. Ya çok özledim, çok 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 çok. Hadi kapat. Önce sen kapat. Boncuğum, hadi. Hayır, sen kapat. Oğlum kapat şunları, bırak şu işleri ya. Sana ne oğlum, karışmasana, istediği gibi kapatsın. Ya erkek adama yakışıyor mu minnoş minnoş hareketler? Minnoş derken? Yani böyle romantikli falan komutanım, olmuyor ya. Siz komutanınızı hiç tanımamışsınız herhalde. O zamanında bana ne mektuplar, ne şiirler yazdı. Gerçekten mi komutanım? Yok öyle bir şey ya. Şiir neymiş? Hem de komutanım. Hayatta inanmam ya. Oralara girmeyelim. Komutanım döktürmüştür kesin. Anne, hiç haberimiz yok bunlardan. Darısı başımıza artık. İyi de siz zaten evlendiniz. Şiiri ne yapacaksın? Ama bizim evliliğimiz gerçek değil. Sonuç olarak kızı aldık mı? Aldık. Hem bir de hükümet kararıyla ya. Tabii tabii. Kız almak ne ya? Buzdolabı mı alıyorsunuz? Eylemciğim, sen uzun süredir tabii Avrupa'da olduğun için bizim geleneklerimizi bilmiyorsun. Biz kız alırız. Aşık. Oğlum adın Aşık, oturuyorsun öyle ya. Emredin komutanım. Kuru kuru olmuyor, patlat bir şeyler. Vallahi ben zaten tam teçhizat geldim. Ama hep birlikte söylersek çok daha güzel olur. E tamam, hadi bakalım. Tamam o zaman. Keşke Karabatak da burada olsaydı ya. O şimdi meşgul, işi var. Çaktırmadan Nazlı'yı uzatır mısın? Bu ne? Traktör lastiği. Mektup işte canım. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Eylemciğim, yakalanacağız. Hadi hayatım. Şöyle. Nazlı. Bu sana. Bir şiirimi okuyayım o zaman ben burada. Bir şiir patlat. Thank you.
yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Nazlı nereye gitti? Bilmem, tuvalete gitmiştir herhalde. Nazlım, dayanamadım. İki satır da olsa yazayım dedim. Ayrılık ölümden beter diyenine doğru söylemişim eğer. Sesini duymadan, gözlerinin içine bakmadan yaşamak ne zormuş. Merak etme, ben iyiyim. Biliyorum, sen de beni merak ediyorsun. Hep aklındayım, biliyorum. Ben iyiyim ya. İşim gücüm tembellik benim, biliyorsun. 5 yıldızlı bir otele geldim şimdi. Kahvemi içerken aklıma geldin, yazayım dedim. Nazlı, biz bir söz verdik. Bize yakışmaz verdiğimiz sözden dönmek. Ama bu da gönül. Ne ferman dinliyor, ne emir. Eğer olur da bir gün ölüm haberimi alırsan, bil ki düşman mermisinden değil. İşte bu ayrılığın ateşi yakıp öldürmüştür beni. Başkasından bilme. Ülke yolunda şehit olmazsam bil ki yar yolunda. Senin yolunda aşkından şehit olmuşumdur. Ve asla unutma. Aşıklar ölmez. Öpüyorum diye bitirmek isterdim ama ben seni öpmeye de kıyamam ki. Ateşin. Sevdiğim cemalim, güneşim, ayım. Sevdiğim cemalim, güneşim. Sen ne söylemiyorsun? Ben bilmiyorum Türkiye. Seni seven aşık çekmez mi ahı? Getir el basayım kelam Allah'ı. Ne sen beni unut ne de ben seni. Seni seven aşık çekmez mi ahı? Getir el basayım kelamullahı. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ağzına sağlık. Nazlı, ne oldu, iyi misin? Bir şey yok ya. Yapışırdım falan. Bizi bitirdin be aşık. Vallahi. Ağzına sağlık aşık. Sağ olun komutanım. Sanki yeteri kadar derdimiz yokmuş gibi. Civi civi sökermiş komutanım.